Bu balımız Çorum Alaca bölgesinin balı. Bu kristalize olmuş bir bal. Arının kristalize olması kendini koruması için, yani vitaminlerini koruma için kristalize olur. Bir sıkıntı. Yine koyacağım şu an. Evet. Bu balımız da Maşat Dağı'nın Göksun Sarız bölgesine. Şimdi bunların bu sene yeni mahsulü budur. Bu ballarımız geçen senelerindir. Şimdi sizde en eski bal kaç yıllık? Şimdi eski balımızdan ziyade ben bir vatandaşlara bilgi vermek istiyorum. 50 yıllık bir tecrübem. Bu balları kristalize tüketmediğimiz için satıcı bu balı çözüyor. Yani sıcak suda eriterek bu hale getiriyor. Şimdi bunun bir eritmede standardı var. Buna riayet etmediğimiz zaman balın içerisindeki mineraller ölüyor. İnsanlara faydalı olan vitamin diye balda hiçbir şey kalmıyor. Ölü bal yiyor. Onun için vatandaşımız aldığı bal kristalize olmuşsa arıcım bana gerçek arı balı verdi desin. O balı hiçbir işlem yapmadan yesin. Hatta balcısına gelsin, ben kristalize bal istiyorum desin. Balı bizden bu şekil alsın. Kahvaltısında bu şekil tüketsin. Şu an bu balın içerisindeki vitaminleri, insanlara faydalı olan ne varsa benim vücudum bundan yararlanacak. Eğer bu bal hatalı çözülmüşse, içerisinde hiçbir mineral olmayan ürün alacak, kendisine hiçbir faydası olmayan efendim bal tüketecek. Yani o zaman o bal olmaktan da çıkıyor, doğru tabii, mu? Tabii, ölüyor. Şu an büyüklerimizden edindiğimiz bilgi, başka ülkeler kristalize balı tüketiyor, petek mal hiç tüketmiyor. Arıcılar komple sahim yaparken süzme alıyor. Zamanımızı almayayım, ben bir iş adamıyla tanıştım. Hollanda'ya makine almaya gitmiş. Fabrikanın müdürü evine davet etmiş. Kahvaltıda böyle kristalize bal gelmiş. Bizden bal almaya geldiğinde Nusret Bey Hollanda'da böyle şeker balıyla karşılaştık diye anlatınca, abi o gerçek bal dediğimizde öyle inandı. Peki bir balın kaliteli ya da kalitesiz olduğunu nereden anlarız? Şimdi arının bulunduğu arı 3 bölgede bal yapar. Yazı balı, orta yayla, yüksek yayla. Şimdi yazı balı pamuk olur, ayçiçeği olur. Bunlar kaliteli bal değildir. Orta yaylada tespi bal olur. Hafif bir baldır. Çocuklara falan tavsiye edilebilir. Yüksek yaylamızda da kekik kemen olur. Bunların da hep mevsimi vardır yani. Örnek verelim. Pamuk balı arının yaylada sahim yaptıktan sonra
Yayla balı alındıktan sonra çıkar. Onun rengi daha başka olur. Erken kristalize olan bir baldır. Fiyat teneke bazında fiyat düşük olur. Arıcılıkta sofralık, yine söylüyorum, kekik keven balı. Ama bu kristalize olan balı bir türlü müşterimize bizler arıcılar tanıtamadık. Kristalize olmayan, hileli bal yapan adamların balları prim yapıyor. Gerçek bal hor görülüyor. Yani parasıyla gidiyor sofrasına zehir alıyor. Bal esansıyla özür dilerim. Kendime sıçradım. Glikoz insanlarda kısırlık yapan bal, bu balları buzdolabının buzluğuna da koysanız, ev sahibi tatile de gitse, 6 ay sonra da gelse kristalize olmaz. Ama bizim Arın yaptığı bal sıcak odada kışın kendiliğinden mayalanır, kristalize olur. Musul amca, ellerinize eminize sağlık. Ayağınıza sağlık. Ben yine söylüyorum. Tüketici sağlıklı, sıhhatli, faydalı bir bal yemek istiyorsa Maraş'a gelsin ve Üstad amcanın yanına gelsin, doğru Maraş'ta mu? Maraş'ta değil. Arıcısından bal aldığı yerden ben kristalize bal istiyorum desin. Kristalize bal alsın yesin. Ölü bal yemesin.